من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Hadid suresini okumaya devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in 57. suresi. 7. ayetinde kalmıştık değil mi? Yok, 7'den başlayacaktık. Orada bir infakla ilgili bir konuşma yapacaktık hatırlıyorsanız. Teşekkür ederim, sağ olun. Aminu billahi ve rasulihi. Allah'a ve elçisine inanın. Şimdi inanma kelimesinin içerisinde ne vardı? Güvenmek. Söylediğini doğru kabul etmek. Allah'a ve elçisine inanın. Şimdi bir şeyi bilmekle inanmak aynı değil. Mesela sizi bilen, tanıyan birçok kimse vardır ki size inanmayabilir, değil mi? Onun için Allah'ı bilmek dediğimiz zaman herkes bilir. Mekkeli müşriklere de sorduğunuz zaman onlar da biliyorlardı. Bugün Hristiyanlara sorun, onlar da biliyor. Dünyada kime sorarsanız sorun, Allah'ı bilmeyen yok. Ama Allah'a inanmak farklı bir şey. Yani ona güvenmek gerekiyor. Allah'a inanmak demek, Allah'ın sözlerine inanmak demektir. Onun gönderdiği elçiye inanmak demektir. Onun söylediği her şeyi doğru kabul etmek demektir. Dolayısıyla Allah'ın herhangi bir emrini insanlar beğenmiyorsa ya da bir başkası onayladığı takdirde kabul ediyorsa o zaman o inanmış olmaz. Şimdi birçok kimseye ayeti gösteriyorsunuz. Ben anlamam diyor. Başka ayetler gösteriyorsunuz. Ben bir hocama sorayım diyor. Ya bu Allah'ın ayeti. Ha, hocana şöyle sorabilirsin. Acaba bu ayete yanlış mana mı vermişler diye. Bu tamam. Ama Allah'ın ayetini birilerine onaylatmaya çalışıyorsan bu olmaz. O zaman Allah'a değil, onu onaylayan kişiye inanmış olur. Bunlar çok önemli. Şimdi dün bir tenkit gelmiş, şu kitapla ilgili, bu değil, yeni çıkan Aracılık ve Şirk kitabı ile alakalı bir tenkit gelmiş. Ha, teşekkür. Bu kitapla ilgili bir tenkit gelmiş. Bu tenkidi inşallah yakında bizim internet sitemize de koyacağız, görürsünüz. Diyor ki, bizim işte yazdığımız şeylerle ilgili, bu meseleler diyor, şer'i delillere dayanmalıdır diyor. Siz diyor, ayetlerin kısa meallerini vermişsiniz, kabul edilemez. Şimdi ayeti kabul edilemez diye görüyorsan, daha geriye hangi şer'i delil kaldı? Dolayısıyla yani inanmak ve güvenmek birlikte olursa, yani bir insan Allah'ın bütün sözlerine kayıtsız şartsız güveniyorsa inanıyor. Onun herhangi bir sözünü falanca onaylarsa kabul ederim derse, bu adam Allah'a değil falancaya inanıyordur. Şer'i delil demek yani şeriata, yani Kur'an'a, dine uygun delil demek. Yani dinin kabul ettiği delil demek. Dinin kabul ettiği delil Kur'an olmazsa ne olur? He? Neye uymadı? Ceket pantolonuna uymadı. Evet. Şimdi bunu söyleyenler şöyle birkaç tane ayet var. Bunların kapsamına girmiyor mu? Bu hangi suredeydi? Birkaç tane var mı? Tamam.
Lokman suresi. Tamam olsun, bir tane yeter canım. Lokman suresi 30. sure miydi? Otuz birinci sure. Kaçıncı ayet? 21. Tamam. Tamam şimdi tamı tamına buna uyuyor. Ve izâ qîle lehumuttebi'û mâ enzelallah, işte insanlara dense ki Allah'ın indirdiği neyse siz ona uyun. Kâlu bel nettebi'û mâ vecednâ aleyhi âbâ'enâ. Biz babalarımızı nasıl bulduysak ona, biz kalkıp neyi görmüşsek ona uyarız. E buna tabi tamamen buna uyuyor. Neyse şimdi, yani ben Allah'ı biliyorum. Allah vardır, birdir demek adam yetmez. Şeytan da biliyordu. Şeytan da vardır diyor, şeytan da birdir diyor. Şeytan hiçbir zaman Allah ikidir dememiştir. Ama Allah'a inanmıyordu. Yani kayıtsız şartsız güvenmiyordu. Onun için şeytan olmuştu. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُولِ. Ne oluyor size ki Allah'a inanıp güvenmiyorsunuz? Bu elçiye de. Elçi kendiliğinden bir şey söylemez değil mi? Onu elçi olarak göndermiş olan kim ise onun sözünü söyler. Ya Allah'ın elçisini de Allah göndermiştir. Dolayısıyla elçinin sözü Allah'ın sözüdür. Elçiye inanmak Allah'a inanmak demektir. Orayı okuyoruz zaten. Oraya geçmedik sen. Aminu billahi ve rasulihi. Orayı okuyoruz. Ve enfiku mimma cealekum mustahlefine fih. Ve enfiku, infakta bulunun. Neden? Mimma cealekum mustahlefine fih. Allah'ın sizi halife kıldığı şeylerden harcayın. Şimdi bu halifelik konusunda da her konuda olduğu gibi maalesef bu konuda da insanlar Kur'an ayetlerini başka taraflara maalesef çekmişler. Şimdi yaygın kanaat nedir? İnsan Allah'ın halifesi derler değil mi? Ve buna da bir ayeti delil getirirler. Yani Allah-u Teala ayeti, evet, ve izgulna lil melâiketi, yok, ve izgâle rabbuke lil melâike inni câilun fil ardi halife. Rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halifelik oluşturuyorum demişti. Şimdi burada bir halifelik, yok ben kendime halife yaratıyorum şeklinde mana veriyor. Allah'ın öyle bir olayı yok ki. Halifelik oluşturulması demek, yani birisi diğerinin yerine geçeceği bir sistem demektir. Geçen hafta burada olanlardan bir kısmı yok. Şimdi onların yerine başkaları var. Arkadan gelen kişiler. Hepimiz bizden önceki insanların halifesiyiz. Bu bir halifelik sistemi. Yani her insan bir başkasının yerine geçebiliyor. Her insan bir başkasının yerine geçebildiğine göre o başkasını bulunduğu yerden aşağı alarak kendisi de oraya geçmek ister. Bu da dövüşe, kavgaya ve ölüme sebep olur. İnsanların birbirlerini öldürmelerinin ana sebebi senin olmasın benim olsundur değil mi? Yani o şeye ben sahip olayım. Yani biri diye ben o yere ben geçeyim. Ya bak bu ayette de öyle diyor. Allah'ın sizi halife kıldığı şeyden. Yani elinizde bir takım mallar var. Şimdi cebimde para var. E bu para bir süre önce başkasındaydı. Değil mi? Şimdi ben de. Mallar da öyle. Şimdi diyorum ki şu kitap benim diyorum. Ama daha önce benim değildi ki. E biraz sonra da yine başkasının olacak. Onun için mallar sürekli el değiştirir, para da sürekli el değiştirir. Ondan harcayın. Yani işte halifelik o. Daha önce başkası buradaydı, şimdi siz de onun yerindesiniz. Mesela herkes babasının halifesidir. Bilgide halifelik var mı? Bilgide de halifelik var. Yani birisinden bilgi öğrenirsiniz.
daha önce onun işgal ettiği makamı siz ve o daha önce müftülük yaparken siz yaparsınız. Ya da daha önce o bir yerde mühendislik yaparken siz yaparsınız. Halif, halif arka demek. Halife de arkadan gelen demek. Geriden gelenler. Mesela şimdi siz iş yerinizde oğlunuzu bıraktınız değil mi? O büyüyünceye kadar işi siz yürütüyordunuz. Şimdi oğlunuz sizin halifeniz. Tamam. Şimdi iki kardeş olsalardı birini diğerine tercih etmiş olsaydınız seyredecektiniz kavgayı. Öyle değil mi? Heh. İşte melekler onun için diyor ki ya Rabbi sen kan dökecek birini mi oluşturuyorsun? Çünkü madem biri diğerinin yerine geçecek o zaman bunlar birbirlerini yerler. Anlaşıldı mı? Diyorlar ki efendim melekler nereden biliyor? Ya akıllı her varlık bunu düşünür. Biri diğerinin yerine geçecekse onun olmasın benim olsun diyor. İhtilaller onun için yapılıyor. Adamlar onun için öldürülüyor. Şu senin olmasın benim olsun. Ya bunu düşünen herkes ya böyle olacak. Allah da olmayacak demiyor. Siz, bu işin içinde sizin bilmediğiniz taraflar var diyor. O kadar. Ya onlar bu ayetleri tam olarak anlayamadığınız zaman öyle oluyor. Tam olarak anlarsanız, yani nasıl anlar ayet? Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz her bir ayeti açıklayan başka ayetler mutlaka vardır. Halife kelimesinin geçtiği de 20 tane ayet var. O ayetlerin 19'u biri diğerinin yerine geçtiği sistemi anlatıyor. Tutmuş 20.sini insanı Allah'ın yerine geçecek şekilde yorumlamışlar ki böyle bir yoruma imkan yok. O zaman bir kimse, peygamberimizin halifesi var değil mi? Peygamberimiz hayattayken halifesi var mıydı? O zaman ölmek gerekir. Allah ölür mü haşa? Peygamberimiz şimdi Arapça açısından Medine'den bir yere gittiği zaman yerine halife bırakıyordu. Yani bir Türkçedeki vekil anlamına. Orada olduğu zaman bu olmuyor. Bir yerde olmaması gerekir halifesi olması için. Allah için böyle bir şey söz konusu mu? Allah'ın sizin burada geçti. Ve huve ma'akum eynema kuntum diye. Siz nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir diye. Geçen hafta okumuştuk ayet-i kerimeyi. Dolayısıyla insanın Allah'ın yerine geçmesi diye bir olay olmaz. Ondan sonra da arkasından hurafeler kırıla gidiyor tabi. Şimdi infak kelimesi üzerinde duracaktık. Geçen hafta öyle konuşmuştuk. Birazcık giriş yapmıştık. Arapça'da tünele nafak derler. Tünel. Tünel nedir? Bir kenarından girersiniz, öbür taraftan çıkarsınız. Şimdi iki tane vadi düşünün. Mesela şimdi bir Anamur var. Ben gitmedim de arkadaşlar anlatıyor Antalya'da. Bir de arkasında Antalya mı arkada kalıyormuş. Arada yüksekte bir dağ varmış. Şimdi oradan geçişler zor olduğu için orada üretilen malların hepsi bu tarafa getirilemiyormuş. Ben sadece duyduğumu söylüyorum, yanlış da olabilir. Ama oradan bir tünel açtığınızı düşünün. İki tarafta aynı olur değil mi? Oradaki bütün ürünler bu tarafa getirilir, buradaki ürünler de o tarafa götürülür. Ve iki tarafta da rahatlık meydana gelir. İşte vücudumuzun her tarafı tünellerle doludur. Yani damarlar. Kan o damarlardan sürekli dolaşır. Dolaşan kan vücuda giren gıdaları alır, vücudun bütün hücrelerine dağıtır. Oksijen de öyle değil mi? Bütün hücrelerine. Bu kan dolaşımı olmasa vücudumuza girecek olan gıdalar olduğu yerde kalır. Vücutta gıdasızlıktan ölür gider. Yanlış mı? Şimdi işte piyasa da öyledir. Piyasada da harcama kanalları vardır.
her insan başkalarına muhtaçtır. Mesela affedersiniz bir atı, mesela at hayvanlar içerisinde Kur'an-ı Kerim'de de met edilen önemli bir hayvan. Buraya boş gel. Senin belin ağrır, sonra hesabını bizden sorarsın. Şimdi atı götürün, bir dağa bırakın. Orada ot varsa, suyu da varsa, bir de yaban hayvanlarından korunacak kadar bir şey varsa tamam, bütün ömrünü geçir. Ama insan öyle değil ki. Şimdi ayağınıza ayakkabı giyeceksiniz, ayakkabıyı siz yapamazsınız. Sırtınıza bir şey giymeniz lazım. Çünkü insan onu çıplak dünyaya geliyor. Sırtınıza bir şey giymeniz lazım. O giysiyi siz üretemezsiniz. Sofraya oturacaksınız, ekmek lazım. Yanında işte zeytindir, peynirdir, bir takım şeyler lazım. Bir takım sosyal ihtiyaçlarınız var, ev lazım. Ne bileyim artık şeyler, ihtiyaçlar genişledikçe onları üreten ve size kadar getiren insanlara ihtiyaç var. Şimdi falanca yerde çok güzel domates üretiliyor. Ne iyi. Ama birilerinin de o domatesi bana kadar getirmesi lazım. Ve ben de onu yemem lazım. Onun için işte bu harcama kanalları. Buradan para gidecek oraya, oradan da domates gidecek. Oradan da buraya tekrar para gelecek, buradan da şey gidecek oraya. Mesela çamaşır makinesi, buzdolabı, elbise, giysi, şusu, busu falan filan gidecek. Ve hayat yürüyecek. Herkes yaptığı faaliyetten kar elde etmek zorunda. Herkesin elde ettiği kar, yapacağı yeni masraflar için elinde sermaye olacak. Dolayısıyla herkes kazancından kar elde edecek ki hayatını devam ettirirken kimseye muhtaç olmadan devam ettirsin ve hayatta yürüsün. İşte şimdi geçen hafta burada söylemiştim. Ben şimdi Mecit Bey'e 100 lira borcum olsa bana burada 100 lirayı versin. O da tutsa burada mesela bir ihtiyaçlı birisine onu sadaka olarak verse, o ihtiyaçlı da ihtiyacını görür, yandakine verir, ona, bu şurada herkesi dolaşır o 100 lira. 100 liranın kendisine ne bir artma olur, ne azalma olur. 100 lira 100 lira olarak kalır. Ama kimin yanına giderse onun işini görür. Kimin o paraya daha çok ihtiyacı varsa onun yanında en az kalır. Bakın. Paraya kimin daha fazla ihtiyacı varsa onun yanında hemen hemen hiç kalmaz. Çünkü para gelir gelmez gider öbürüne. Oradan oraya. 100 kişiyi dolaşacak olsa 100 çarpı 100 10 bin liralık iş görür. Ondan sonra bakarsınız ki en sonki adam gelir yine Recep Bey'e borcunu öder. O 100 lira yine bunun cebine gelir. Ama 100 lira tekrar buraya gelinceye kadar dünyanın işini görmüştür. İşte aynen kalpten çıkan kan gibidir. Kan kalpten çıkıyor. Damarlarda dolaşıyor. Milyonlarca hücreye uğruyor. Her birine gıda gönderiyor. Onun artıklarını alıyor. O artıkları bağırsaklara götürüyor. Orada bırakıyor. Geliyor kalbe. Kalpten tekrar bir temizlikten geçiyor, temizleniyor, oksijenle doluyor, tekrar şeylere gidiyor. Sürekli dolaşıyor. Dolayısıyla infak bu. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala sürekli infakı emreder. Harcamayı emreder. Çünkü harcanırsa hayat devam eder. Biriktirilirse devam etmez. Düşünün, tonlarca yiyeceğiniz olsa siz oradan küçücük bir kısmını yersiniz. Yemeden saklasanız bir müddet sonra bozulur. Hiç kimseye faydası olmaz. Mesela ikinci Dünya Savaşı'nda halktan yiyecekler toplanmış.
depolanmış ve depolarda çürüyüp gitmiş, halk bir tarafta aç kalmış, onlar da orada çürümüş gitmiş. Onları sürekli insanların hizmetine, birisi ondan yiyecek, karnını doyuracak, yeni üretim yapabilirsin. Ondan sonra para. Para hiç kimsenin hiçbir ihtiyacını görmez. Yani ne size yorgan olur, ne gömlek olur, ne aş olur, ne su olur, hiçbir şey olmaz. Şu şurayı ağzına kadar parayla doldurun, bir bardak suyunuz yoksa susuzluktan ölür gidersiniz. Para ne zaman işe yarar? Harcama kanallarına girdiği zaman işe yarar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bu harcamayı emreder, der ki وَاَنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda harcayın. Yani kamuya yönelik harcamalar yapın. وَلَا تُلْكُوا بِيَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ Kendi elinize kendinizi tehlikeye atmayın. Çünkü harcama yapmazsanız hayat durur. Yani az önce bir 100 liraya örnek verdim. 100 lirayı harcamayıp da cebinizde tutsanız hiçbir iş görmez. Ama harcadığınızda dolaştığı zaman çok sayıda kişinin işini görür. Ve insanları rahatlatır. Bir ay bir başka ayette de مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Mallarını Allah yolunda harcayanlar كَمَثَلِ حَبَّتٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلْ Bir buğday tanesini toprağa atmış olan kişi gibidirler. Buğdayı toprağa attığınız zaman elinizden çıkar. Buğdayın toprakta üretildiğini bilmeyen insan için akılsızca bir davranıştır, değil mi? Elinde zaten birazcık buğday vardı, onu da attın toprağa. Hadi bakayım ne yiyeceksin der adam. Eğer bu işi bilmiyorsa. Ama buğday o toprağa atılmazsa üretim olmaz. Harcama da öyledir. Şu yedi başak bitirmiş bir buğday gibidir. Her başağında 100 tane var. O zaman Allah rızası için bir fakire yardım yaptığınız zaman o fakir gider bakkala borcunu öder. Bakkal o parayla bir işini görür. O öbürü olur. Öbürü. Bir müddet sonra bakarsınız ki sizin verdiğiniz 1 lira 700 liralık iş görmüş. Tüm o hareketler sizin paranızla olduğu için, siz de Allah rızasından başka bir şey düşünmediğiniz için o 700 katın sevabını alırsınız. Ha, o 1 lirayı birisine işçi ücreti olarak verseniz de gene aynı hareket olur da o zaman o sevabı alamazsınız. Çünkü Allah ilk hareket Allah rızası için başlatmadığınızdan dolayı. Ama o harekete sebep olmanın gene de size mutlaka faydası olur. Ama Allah rızası için verdiğiniz zaman tüm bu hareketler sizin paranız olduğu için hepsinin sevabını alırsınız. Sonra o hareketlerden dolayı üretim artar. Bundan da siz de nasiplenirsiniz. Onun için şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir de faizle zekatın karşılaştırması yapıyor. Mesela يَمْحَقُ اللّٰهُ الْرِبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ der Allah-u Teala. Allah faizi daraltır, sadakaları genişletir. Allah Allah, nasıl olur? Şimdi bir insan 100 lira verip bir sene sonra 110 lira aldığı zaman bunun parası 110 liraya çıkıyor, değil mi? Ama o 100 lirayı zekat olarak verdiği zaman 100 lira gitmiş oluyor. E nasıl oluyor birisi artıyor, birisi yani artar gibi gözüken daralmaya sebep oluyor. Elden çıkmış gibi gözüken artışa sebep oluyor. Şimdi bunlara da şöyle bir örnek verelim. Dolaşımdaki tüm parası 1 milyon lira olan bir kasaba düşünün. Şimdi bunlar ferdi olarak değil, toplum olarak düşünmek lazım bu tip şeyleri. O 1 milyon lira, tüm parası 1 milyon lira olan bir kasaba. Hatta 2 milyon diyelim. Bir banka oraya gelsin 1 milyon lirasını mevduat olarak toplasın. Şimdi ne olur? Orada serbestçe dolaşan 2 milyon 1 milyona düşmüş olur. Yani serbest dolaşan para miktarı 1 milyona düşmüş olur.
O toplanan 1 milyon faizle ve geçici süreyle piyasaya çıkıyor. Artık sürekli piyasada dolaşamaz. 6 aylığına, 1 yıllığına piyasaya çıkar ve faize çıkar. %10 faize çıktığını düşünün. O 1 milyon lira bir sene sonra 1 milyon 100 bin lira olarak bankaya dönecek değil mi? Piyasada dolaşan 1 milyon lira kaça düşecek? 900'e düşecek. Tabii. Çünkü o 100 bin lira piyasadan alınarak bankaya verilecek. İkinci sene 800'e düşer. Hatta ikinci sene 1100 olduğu için 790'a düşer. 7 sene sonra piyasada serbest dolaşan para 50 liraya düşer, 50 bin liraya düşer. Serbest dolaşan para 50 bin liraya düştüğü zaman artık o piyasada mal ve hizmet alım satımı devam edebilir. Çünkü öbürü kontrollü para. Ancak bankaya teminat gösterebilen birkaç kişinin alabileceği bir para. Halbuki o para faizli hale gelmeden önce piyasada çok rahat bir şekilde kanın vücutta dolaşımı gibi dolaşıyordu. Ama şimdi dolaşımı sınırlandı. İstediği gibi dolaşılamıyor. Onun için piyasada müthiş bir daralma, para darlığı meydana gelir. Mal üretirsiniz, hizmet üretirsiniz. Bankaların kasası para dolu olur. Dükkanlar mal dolu olur, millet de acından ölür. Çünkü malı satacak adam bulamazsınız. Para yoktur. Yani o infak kanalları tıkanmıştır. Yani o tüneller tıkanmıştır. Harcama kanalları tıkanmıştır. Onun için işte Allah-u Teala diyor ki faiz daralmaya sebep olur. Gerçekten çok ciddi daralım. Onun için bakın Türkiye'nin mesela daha önce Anadolu'da bütün köyler cıvıl cıvılken köylerde kimse yok. Çünkü o para çekilince köylerden artık köyde üretimin bir anlamı kalmadığı için herkes şehirde parası olan insanların yanında iş bulmaya için geliyor. Üretici olmaktan işçi olmaya yöneliyor. Başkasının üretimine katkıda bulunmaya yöneliyor. Sonra da bir müddet sonra da o şehrin büyükleri artık mallarını alacak müşteri kalmadığı için oradan başka şehire göç ediyor. O şehri sıkılmış limon gibi bırakıyorlar. Eğer orada devletin memurları olup da aydan aya oraya maaş adı altında para gitmese onların tamamı da terk edilmiş köye döner. Çünkü köylere yeteri kadar memur maaşı gelmediği için köyde hareket duruyor ve insanlar hep şehire geliyor. O şehirlerde okullar var. Efendim devletin çeşitli daireleri var. Merkezi hükümetten oraya para gidiyor da orada küçücük bir hareket devam ediyor. Şimdi daha sonra ne oluyor? Daha sonra da koskoca ülke bir köye dönüşüyor. O ülkenin zenginleri artık o ülkede yatırım yapmak onlar için karlı olmamaya başlıyor. Çünkü vatandaşın alım gücü bitmiş oluyor. Parayı hep onlar çekmiş oluyor piyasadan. O zaman da yatırımı Bulgaristan'a yapalım diyor. Falan yere yapalım diyor. O Bulgaristan'ın zenginini getirip Türkiye'ye yapalım diyor. İşte şimdi tek kimi alıyorlar. Bilmem başka kimi alıyorlar. Şu kimi bu kimi alıyorlar. Şimdi şeyler bozuluyor. Sistem bozuluyor. Her şey alt üst oluyor. Artık kavramlar değişiyor, değerler değişiyor, her şey değişiyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala her şeyi geniş geniş anlatıyor da ciddi bir eksiklik var. Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'e güvenmiyorlar. Maalesef güvenmiyorlar. Yoksa ayeti söylüyorsunuz ondan haber şey, o ayeti açıkça okuduğunuz halde yok diyor ben bir hocama söyleyeyim. Mesela Hazreti Ali ile ilgili Müslüman oluşunu anlatırlar. Daha çocukken Müslüman olmuş. Demiş ki bir babama sorayım bakayım Müslüman olayım Müslümanlık konusunda ne diyecek. Sonra kendi kendine düşünmüş. Ya Allah beni yaratırken babama sordu mu ki ben Allah'ın yoluna girmek için babama sorayım. Sormadan gitmiş Peygamber Efendimiz'in yanına ve Müslüman olduğunu söylemiştir. Bu kişiliğe sahip olmak lazım. Hocam bir de bu harcama dediniz. Bu harcamayı yaparken israfa yönelmek ve tercih. Yani güçle yönelmek.
bizim çektiğimiz sıkıntıların sebebi bir miydi? 400 milyar veriyor cihazını şehirde geçiyor. Şimdi o bizi yıkmıyor. Yok, onlar hiç bu o 100 milyardan satıyor 800 milyar sıraya girmiş. Şimdi o lüks harcamalar, bir harcama size göre lüks olur, bir başkasına göre normal olur. Normal. Ya yok, o şey değil. O hiçbir zaman için problem olmaz. Asıl problem halkın cebindeki paraların faiz yoluyla çekilip belli noktalarda birleşmesidir. Öyle olunca bak şu, bir örnek daha size vereyim. Şöyle yavaş yavaş anlatayım. Çünkü bunları anlamak oldukça zor. Şimdi şuralarda belki şekiller mekiller çizmek lazım. Az önceki örneği ben size vereyim. Ama biraz daha basitleştireyim örneği ki kolay anlaşılsın. Dedik ya, şehirde 2 milyon dolaşan parası mı, para vardı. Bir banka onun 1 milyonluk mevduat olarak topladı. Şimdi o 1 milyonu kullanabilmek için bankaya en az 2 milyon, 3 milyon teminat göstermek gerekir. Şimdi banka sağlam teminat almadan kimseye kredi vermez. Şimdi o teminatı gösterebilecek insanların sayısı da bir toplumda çok azdır. Bir kere toplumlarda teşebbüs gücüne sahip olan, müteşebbis olan kişilerin sayısı azdır. Müteşebbislerin arasında da teminat gösterecek kişilerin sayısı azdır. Çünkü birçok kimsenin teminatı olsa bile korkar. Şu kadar mesela bir sene sonra bu parayı faiziyle birlikte iade edeceksin. Son derece ağır bir sorumluluktur. O zaman ne olur? O 1 milyon lira toplumda birkaç kişinin eline geçer. O birkaç kişi o 1 milyon lirayla iş yaptığı zaman bankaya 1 milyon 100 bin lira ödeyecek ya, en az %10'da kendi kazanmak ister. %10 kazanmak isteyen yoktur da ben öyle söyleyeyim. %10 hiçbirisini kurtarmaz ve mantıklıdır da, çünkü parayı toparlayamaz. Batar gider. Şimdi %10'la kar ettiğini düşünürseniz, %10'u şeye verecek, %10 da kendi kar edecek. Bu şahıs 7 sene sonra o toplumun, yani bu iki şahıs değil de bu krediyi kullanan kaç kişi ise, o toplumun tüm servetinin yarısına sahiptir. Yani toplumun bir grubu giderek erirken birkaç kişi anormal büyür. Bu anormal büyümekten dolayı da anormal harcamalara yönelirler. Yani bu faizin sebep olduğu anormal harcamalar tabii faize dayanır. Ama işler normal yürüdüğü zaman bir insan gidip de lüks bir lokantada yemek yiyebiliyorsa yesin. O da bir sevaptır. Çünkü orada da çalışanlar var. Oradan da geçinecek olan insanlar var. Yani o da bir infaktır. O da bir infaktır. Yatırım da, tabii yatırım da bir infaktır. Fabrika kurar. İşte şimdi yanlış olan o faizin devreye girmesidir. Yoksa birisi şeye biner, basit bir arabaya biner, birisi de en lüks arabaya biner, binsin. Yani bunun hiçbir sakıncası yok. Hiçbir sakıncası yok. Ama onu normal yollardan kazansın, bilsin. Birisi gider, şurada bir ekmek arası yaptırır, şurada bir şey duvarın bir köşesine oturur, yer. Çeşmeden de gider avucuyla su içer, tamam olur, karnı doyurur. Güzel. Hiçbir sakıncası yok. Bir başkası da gider, çok lüks bir lokantada, lüks şartlar içerisinde yok. O da güzel. Hepsinin de olması lazım bir toplumda. O da olacak, bu da olacak. Ama burada tenkit edilen bir harcama kanallarının sürekli açık olması. Mesela kapitalizmde esas olan paranın biriktirilmesidir. Onun için hep tasarrufa yönlendirilir insanlar. Ama İslam'da esas olan harcamadır. Kur'an-ı Kerim insanları hep harcamaya yönlendirir. Çünkü harcanırsa eğer o tekrar geri döner, yeni üretimlere, yeni insanların piyasaya kazandırılmasına sebep olur.
Vereceğiniz zekat ve sadakalar da güçsüz kalmış birçok kimseyi tekrar ekonomiye kazandırır. Tekrar hayatta bir canlılık meydana gelir. Ve bu insanlar eğer sürekli aç kalırlarsa intiharlara varılır. Onun için Allah-u Teala diyor ki وَلَا تُلْقُوا بَيْدِيكُمْ اِلَى تَحْرِكَةِ Kendi elinizle kendinizi tehlike atmayın, harcayın. Çünkü harcamadığın zaman adamın karnı acıktığı zaman, evde çoluk çocuğu aç gördüğü zaman gözü hiçbir şey görmez, gelir hırsızlık da yapar, başka şeyler de yapıyor. Bu defa kendi elinize intihara gidersiniz. Gelir dağılımı tabii faiz gelir dağılımını ciddi manada bozuyor. Çok ciddi manada bozuyor. Ve enfiku fi sebilillah harcama toplumsal, topluma yönelik harcamadır. Çünkü o harcama kanallarına girecek, o tüm toplumu dolaşacak. Peki şimdi devam edeyim. Tabii bu ekonomik konular biraz zor konular. Onu kendime göre biraz daha şey yapmak istiyorum ama inşallah anlatabilmişimdir. فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوا لَهُمْ اَجْرٌ كَب۪يرٌ Sizden kim inanır ve harcarsa onlar için büyük bir ecir vardır. Az önce de söyledik ya, tüm o hareketleri başlatan kişiler onun sevabını da alırlar. Mesela yatırım yaptınız, işçi çalıştırıyorsunuz, onların hakkını verirseniz, doğru üretim yaparsanız bunların hepsi de sevaptır. Hem para kazanırsınız hem sevap kazanırsınız. Yani o hareketin, o hizmetin hepsinin devam etmesi lazım. Hayatın devam etmesi lazım. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Size ne oluyor ki Allah'a inanıp güvenmiyorsunuz? Sıra Müslümanlarda bu çok, ben bunu çok müşahede ediyorum. Mesela diyorsunuz ki başından geçen olayların kahramanlarını söylemeden anlatayım da. Söylemeden anlatmak da çok zor ama. Şimdi diyorsunuz ki kardeşim bak. Allah faizi haram kılmış, ticareti helal kılmış. Faiz borçtan gelir elde etmektir. Birisine borç vererek gelir elde ederseniz bu olmaz. Ama mal alım satımıyla meşgul olacaksınız. Olur mu öyle şey diyor. Sonra ayeti de okuyorsunuz. Olur mu öyle şey diyor. Ya sen kime itiraz ediyorsun kardeşim? Ondan sonra da biz İslam'a hizmet ediyoruz diyor onlar. Ya bu ne biçim İslam'a hizmeti? Yani Allah'ın ayetlerini okunduğu zaman olur mu öyle şeyler diyorsun? Bir ondan sonra İslam'a hizmet ettiğini söylüyorsun. Böyle şey olmaz diyor. O şekilde ekonomi yürümez diyor. Faizsiz ekonomi yürümez diyor. Ya faizle yürümez. Allah sana hiç akıl vermemiş mi? Düşünsene. Ya birisine ben şimdi buradan Mezik Bey'e 100 lira verdim. Karşılığında 110 lira istiyorum. Bu bir ekonomik faaliyet mi? Hangi işi ürettik? Hangi hizmeti ürettik? Ben 100 lira vereyim, veriyorum, bana 110 lira verirsin diyorum daha sonra. Ha, o aldıktan sonra bu parayı ekonomide kullanabilir. Kâr da eder, zarar da eder. Ama benim hiç zararı ilgilendirmiyor. Kâr da ilgilendirmiyorum. Çalışması da beni ilgilendirmiyor. Ben paramı tanırım. Bu bir ekonomik faaliyet mi kardeşim? Sen tutuyorsun, bunu ekonominin merkezine yerleştiriyorsun. Yani Allah'ın ayetini okuyorsunuz insanlara, olmaz diyor, olmaz. Olmaz. Ondan sonra da biz Müslümanız diyor. Onun için وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Niye Allah'a siz güvenmiyorsunuz? وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ Halbuki bu peygamber sizi çağırıyor ki Rabbinize inanıp güvenesiniz. Bak Rabbiniz ne diyorsa onu yapın diyor. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Allah sizden misakınızı kesin sözle almıştır eğer inanıyorsanız.
Ya da peygamber sizden kesin söz almış, peygamber size Allah'ın kitabını göstermiş, o kitaba, kitabın doğruluğuna inanmışsınız, mümin olduğunuzu söylüyorsunuz, diyorsunuz ki ben Allah'ın kitabına inanırım, peygambere inanırım, ahiret gününe inanırım, bunların hepsini söylüyorsunuz bir çırpıda. Allah şöyle emrediyor dediğimiz zaman, ey kurban olayım Allah'a ama diyerek başlıyorsun başka şeyler. Kusura bakma kardeşim. İnanıyorsan yaparsın. Yapmıyorsan inanıyorum diye milleti de kandırma, kendini de kandırma. Eğer inanıyorsanız böyle yaparsınız diyor Cenab-ı Hak. Allah'a da güvenirsiniz, Resulüne de güvenirsiniz. وَالَّذ۪ي يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهِ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ Kuluna açık ayetleri indiren odur. Allah-u Teala indirmiştir bu ayetleri. Niçin indirmiştir? لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye indirmiştir. Şimdi geçen de birkaç tane genç geldi. Bu tip insanlar sık sık geliyor. Tabii ne maksatla geldiği falan beni hiç ilgilendirmiyor. Bazen çeşitli gruplar kendi adamlarını gönderiyorlar. Tabii eskiden beri biz bu konulara alışkın olduğumuz için hiç önemli değil. Şimdi kendilerine göre tuzak sorular soruyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Hocam diyor, şimdi kim olduklarını bilmiyorum. Yani gelmişler. Bizim bu derslere de geldiklerini söylediler. İyi, tamam. Şimdi biz bütün kanunları hazırlamamız lazım. Ceza kanunudur, işte bilmem medeni kanundur, işte ekonomiyle ilgili şunlar, işte bilmem güvenlikle ilgili şunlar falan filan. Bu konuda bir hazırlığınız var mı? Ne hazırlığı olacak dedim. Kardeşim dedim, bak. Sen gelirsin, bakarsın. Allah'ın emirlerine aykırı hangisi onları yapma dersin. Zaten Allah'ın emrine aykırı olanlar fıtrata da aykırıdır. İşlerin doğru yürümesine de aykırıdır. Ona hiç kimse de itiraz edemez. Doğru anlatırsanız. Allah'ın emrine aykırı olan kısımlarını ayıklarsın, diğerler aynen devam eder. Ne uğraşacaksın şunu bunu yapmakla? Ha, doğru ya falan dedi, gittiler. Şimdi Allah ne diyor bakın. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah size bu ayetleri indirmiştir. Ne demek? Siz bu ayetlere uyarsanız karanlıklardan aydınlığa çıkarsınız. Peygamberimiz çıkmadı mı? Yani şeyin Mekke'nin o dar çerçevesinden Medine'ye hicret etti. 8 sene sonra Mekke'yi aldı. Vefat ettiği zaman da Türkiye'nin 4 katı bir bölgeye hitap ediyordu. Toplam 23 senede olmuş bir hadise. Ve bu insanlar o kadar güzel yetiştirilmişti ki peygamberimizden kısa bir süre sonra bütün dünyayı hakimiyetleri altına aldılar ve hala onların gittikleri yerlerde Müslümanlık devam ediyor. Efendim o peygamberdi. Tabii ki o peygamberdi. O bize örnekti. O bize örnekti. Biz onun yolundan gittiğimiz takdirde aynı sonuçları elde ederiz. Onun için karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Cenab-ı Hak bu ayetleri indirmiştir. Ama siz tutarsınız da diyor ki mesela işte şu floresans lambasını yakarsan aydınlanırsın. Yok canım boş versene. Yani şimdi şuranın içerisinde gizlenmiş zaten o ışığı olsa bile kendini bile aydınlatmaz. Beni nereden aydınlatacak deyip yakmazsan karanlıkta oturur. Böyle yapıyor Müslümanlar. Ve inna Allahe likum le raufur rahim. Şurası da kesin ki Allah size karşı çok merhametlidir ve Allah'ın ikramı da boldur. Kısa bir özet yapayım da ben Allah'a inanıyorum.
sözü yeterli olmuyor. Allah'a inanan kişi Allah'a tamı tamına güvenen kişidir. Allah'a tamı tamına güvenen kişidir. Allah'ın söylediği her şeyi doğru kabul eden kişidir. Şimdi biri size dese ki Bekir Bey ben size çok inanırım dese ama bakıyorsunuz ki sizin dediklerinizi pek tutmuyor. Dediklerinizi pek önemsemiyor. Siz onu size inanan bir insan olarak kabul eder misiniz? Edemezsiniz. İşte öyle işte. Ben Allah'a inanıyorum ama kendi kafama göre hareket ederim dedim mi? İşte inanmıyoruz. Şimdi o insan Bekir Geci diye bir adam yoktur mu demek istiyor? Evet. Seni yok mu sayıyor? Ya yoksa, yoksa var, böyle bir insan var. Böyle bir insan var ama kendi hesabına geldiği zaman kabul ediyor, hesabına gelmediği zaman kabul etmiyor. Şimdi eskiden daha çok olurdu, şimdi de zaman zaman oluyor. Mesela ben müftülükteyken adam gelir, hocam bir fetva soracağım, hay hay buyurun. Ama yazılı cevap isterim. Ya hele bir sor kardeşim. Yazılı ver. Ya bir dakika peki dinleyelim. Veririz tamam. Şimdi adam sorusunu sorar. Cevabı alır. Bakarsınız ki Allah'a ısmarladık. Yani nasıl ışır gider. Çünkü istediği cevabı alamamış. O doğruların peşinde değil. Kendi doğrusunun peşinde. Eğer kendi istediği gibi olsa yazılı cevabı alacak, götürüp gösterecek millete. Çünkü onun dine uymaya niyeti yok. Dinden istifade etmek istiyor. Onun için mesela şimdi bu miras konularında erkekler çok müthiş bir şekilde uyarlar Kur'an-ı Kerim'e. Nasıl olsa bize iki pay düşüyor diye bakarsın gelir çok dindar kesilirler. İşte dinimizin emri bu olması lazım falan filan. O arada dinin bir başka emri de söz konusu olsa bakarsınız ki hemen sesini kesmiş. Buna da uyman lazım. Ey canım uyarız ya. Böyle. Sen bunu bir yaz ver de. Menfaat. Onun için Allah'ın emrine kayıtsız şartsız uymak, Allah'ın emrini kayıtsız şartsız en azından kabul etmek gerekir. Cenab-ı Hakk'ın emirleri arasında ben şunu alırım, bunu almam, bu benim hesabıma geliyor, bu gelmiyor diye bir ayrım yapmaya kalkışırsa bak işte siz de size karşı böyle bir tavırda bulunan adama bu adam bana inanmaz dersiniz. İşte Allah'a inanmamak o. Allah'a inanmamak Allah diye bir varlık yoktur manasına değil. Bunu yeryüzünde söyleyen hiç kimse yok. Allah'a inanmamak Allah'a güvenmemek demektir. Allah'ın bütün sözlerini kayıtsız şartsız kabul etmemek demektir. Hocam sahillere kızlara vermişler. Var ya, Antalya'da. Trakya'da da. Ha? Kuzusu var ya sahilde kızlara vermişler. Şey yetişmiyor diye gelmiş sahiller kaybetmiş. Şimdi öbürleri kaybetmiş evet. Şimdi genellikle bu tip şeyler olur. Ama burası imtihan yeridir. Olacak. Şimdi başkalarını tenkit etmek kolay da biz o duruma düşmeyelim. Asıl mesele o. Şimdi insanlara nasihat vermek çok kolaydır. Biz hocaların işi kolay. Ne olacak? Şöyle yap, böyle yap deriz. Millete emretmek kolay. Ama kendimize emretmek çok zordur. O çok zor. Onun için evvela kendimiz. Evvela bana, sonra size. Onun için Allah-u Teala لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ diyor. Yapmadığınız şeyi niye söylüyorsunuz insanlara? Şey, burada bu, okuduğum da ayet-i kerime. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ yapmadığınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Bu ayet. Ve buna benzer bir ayet daha var. Kebura makten indallahi en tekulu ma la tefanun. Yani Allah katında diyor çok ağır bir kötülük olarak yer almıştır.
yapmadığınız şeyi söylemez. Onun için yani insanlara nasihat vermek çok kolay ama kendine nasihat vermek çok zordur. Çok zordur. Ama ben o nasihati almadıktan sonra bütün dünya alsa benim bundan bir faydam da olmaz. Çünkü hepimiz tek tek Allah'a hesap vermeyeceğiz. Ve bazıları da haşa kendini Allah-u Teala'nın yerine koyarak insanları sorumlu tutuyor. Yarın ahirette senin yakına yapışacağım, şunu yapmıyorsun ya. E peki senin yakına kim yapışacak? Sen de yapmıyorsun. Söylemek kolay da yapmak zor. Onun için hepimiz, yani şu salonun dışındakilerini tenkit çok kolaydır. Salondaki herkes bana alkış tutar eğer öyle bir tenkit yaparsam ama hiçbirimizin bir faydası olmaz. Sen tutmaz mısın? Sen üzülürsün. İyi tamam, iyi sağ ol. Yani çoğunluk diyelim. Mesela camide vaaz ederken caminin dışıyla ilgili konuş, senden daha iyi vaiz olmaz. Ama caminin içindeki cemaate hitap ettiğin an artık senin vaazın dinlenmez. وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Size ne oluyor? Allah yolunda harcamıyorsunuz. Neden harcamada bulun? Bak dikkat ediyor musunuz? Hep harcama emrediliyor. Hep harcama, hep harcama. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde biriktirme emri yoktur. Hatta biriktirenlerle ilgili çok ağır ifadeler de var. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ Altını ve gümüşü hazine olarak birleştirip de Allah yolunda harcamayanlar, yani topluma yönelik harcamalarda bulunmayan insanlar, onları acıklı bir azapla müjdele. يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا ف۪ي نَارِ جَهَنَّمْ Evet, cehennemde onların üzerinde ateş yakılacak. فَتُكْفَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ O altınlarla bunların yanları ve alınları dağlanacak. Ve zuhurum ve sırtları. هَذَا مَا كَنَسْتُمْ Bu işte sizin biriktirdiğiniz mallardır. Kendiniz için biriktirdiğinizdir. لِيَنْفِسِكُمْ فَذُوقُ مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ Biriktirdiklerinizin cezasını tadın denecektir. Şimdi, çünkü o biriktirme, siz harcama yapmadığınız zaman dünya kadar insan şey kalıyor. Aç kalıyor, perişan kalıyor. O harcamalar. Yani en azından zekatını vermek lazım. Harcama yapmak lazım. Onun için harcamaya yöneldiğiniz zaman yani harcanan 100 lira kısa sürede belki 10 bin lira, 100 bin lira kadar iş görür. Ama harcamayan 100 bin lira hiç iş görmez. Evet. Hiç iş görmez. Sürekli harcanması gerekiyor. İşte o zor günleri harcamayarak sen kendin meydana getiriyorsun. Hazreti Yusuf'un olayındaki biriktirme farklı bir biriktirmedir. Orada gene o insanlara yetecek harcamalar yapılıyor. Ayet-i Kerime nasıldı? Onu şey yapar mısınız? Yusuf suresinde. Yediklerinizin dışındakilerini diyor şey yapın. Biriktirin. Biz şimdi aklımızı kullanmak zorundayız. Şimdi paranın piyasadan çekilmesi başka bir olaydır. Piyasada fazla olan, mesela şimdi güzün Konya Ovası'nda işte şimdi diyelim hasat mevsimi, buğday üretimi yapıldı. Ağzına kadar dolu. Şimdi onu herkes alsın derseniz zayi olur gider, değil mi?
Birileri onu depolaması lazım. Depoladığı için de daha sonra daha pahalıya satabilmesi lazım. Bu da onun hakkıdır. Bu onu piyasadan çekmek değildir. Bu ileride harcanmak için depolamadır. Bu akıllı insanın işidir. Yani o yine harcanacak. Siz onu harcamaz da bir sene gereğinden daha fazla tutarsanız o zaman çürür gider. İşte burada da diyor ki onu başağında bırakın diyor ayet-i kerime. Tabi ben bu işin uzmanı değilim. Ama zannediyorum ki başağında kalması o buğdayın bozulmasını geciktiriyor. Mutlaka geciktiriyor. Daha uzun süre saklanmasına sebep oluyordur. Yani orada insanların yiyeceği kadarı veriliyor insanlara. Ve o insanlar aç bırakılmıyor. Ama siz parayı piyasadan çektiğiniz zaman o buğdayın talep edileceği bir para ortada kalmıyor. Onun için bu buğday burada kalıyor. İnsanlar öbür tarafta kalıyor. O aradaki tünel tıkanmış oluyor. Bir taraftan diğer tarafa mal akışı olmuyor. Yani karnını doyuracak kadarı bile gitmiyor. Anlatabildim mi? Yoksa tabii ki depolama olacaktır. Tabii ki biriktirme olacaktır. Yani bu harcamadan çekilen biriktirme başkadır. İşin normal seyrinde depolama, saklama, zamanı geldiği zaman piyasaya sürmek için şey yapma başkadır. Yoksa o tüccar o anda satacak olsa onu depolamaz. O anda yeteri kadar müşterisi olmadığı için depolar, o depolamada insanların daha sonraki ihtiyacının karşılanmasına sebep olur. Yani bu işi tabii seyrinde bırakmak lazım. Onu söylemeye çalışıyorum. Bir de harcama müsriflik anlamına da gelmiyor. Harcama yani. Müsriflik anlamına değil elbette. Yani harcama dedin, hanımlar orada duyuyor, abi harcarlar şimdi. Yani. Şimdi harcama tabii ki israf haramdır. Yani ihtiyacınız yani kadar harcayacaksınız. Olacaksınız. İhtiyacınızdan fazlasını harcayamazsınız. Şimdi Allah-u Teala diyor ki yiyin için ama israf etmeyin diyor. Yani ihtiyaçtan fazlası israf olur, o haramdır. Küllü müsrifin haramdır. Tabii küllü israfin müsrifin haramdır. Küllü müsrifin mi? Öyle bir şey. Ama el israfı haramın. Küllü müsrifin diye bilmiyorum ama küllü müşkirin haramı var. Neyse. Ama evet. İsraf haramdır tabii. Yani yemede, içmede de israf haramdır. İnsanlara verirken de israf haramdır. Yani birisine yardım yaparken kendini zor durumda bırakmayacaksın. Yani bir kere sen kendi konumunu devam ettirecek kadar bir imkana sahip olman lazım. Ayaklar üzerinde durabilmen lazım. Ve insanlara vereceğin de kendini sarsmayacak kadar olan kısmını vereceksin. Yani senin ihtiyaçlarından artan kısmını vereceksin. Hocam bu zenginlik aranızda dolaşıp durmasın. Bu konuyu ben zenginlik. Şimdi zenginlik aranızda dönüp dolaşan bir devlet halinde olmasın diye, yani birkaç tane zengin oluşmasın. Servet tabana yayılsın. Cenab-ı Hakk'ın istediği odur. Yok, onunla bir alakası yok. O başka bir olay. Eskiden Menderes her mahallede bir milyoner yaratacağım diyordu ya, çoğaltacak. İşte şey, bu kapitalist ekonomi o idealleri gerçekleştirmeyi engelliyor. Onun için ekonominin yapısını temelden düzeltmek gerekiyor. Ve çok kolay düzelir. Şeyde yeter ki Kur'an-ı Kerim'e uygun bir takım şeyler yapar. Raporunuz uygulanıyor zaten ekonomide. Ya uygulanmıyor. Keşke uygulasınlar. Sıfırlar atıldı. Sizin verdiğiniz rapordan da istifade ettiler orada yani. Ya o bir şeyde o kıyısından köşesinden istifade sayılmaz. O bir bütün. Neyse. Ben... O şey değil. Kendinizin şeyini anlatmıyorsunuz gerçi. Bunu anlatmıyorum. Başka evet. Bir şey anlatıyorum. Şimdi وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Ya siz niye Allah yolunda harcamıyorsunuz ki? Göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Yani bu mallar sizinle beraber kabre gelmeyecek ki. Bütün mallar Allah'ın. Allah da harcayın diyor. Size ne oluyor? Evet.
ama bu tabi israf değil kesinlikle. İsraf ayrı bir konu. Yani gereksiz biriktirmeler. Allah için harcayın derken Allah için cami yapın, şey yapın, sadaka verin anlamına gelmiyor değil mi yani? O anlama Allah gelir. Ya sadece yani, o anlama gelmiyor herhalde. Ben mesela yani giyim kuşam için girmiyor mu bunun için? Allah için harcayayım diyor. Ben Allah için mi giyineceğim mesela gideceğim? Yok yok. Sen şimdi sen kendi normal ihtiyaçlarını gördüğün zaman da Allah için harcamış olursun. Allah'ın emirlerine uygun. Ailene, çoluğuna, çocuğuna harcadığın zaman da Allah için sevap elde etmiş olursun. Yeter ki israf etmiş olma. Allah için. Ama Allah için harcama dediğimiz zaman ilk önce akla gelen toplumun muhtaç kesimlerine yapılan harcamadır. Yani ilk önce akla gelen odur. Şu ayet وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا şeyde İsra suresinde bunlar öyle kimselerdir ki harcadıkları zaman israf etmezler, kısmazlar da. Yani gereksiz harcama yapmazlar, kısmazlar da. Gereğinden aşağı da değil, fazla da değil. İkisinin arasında bir orta yol tutturulur. Evet, artanı harcayacaksın. Artan kısımdan, ihtiyaçtan fazlasını harcayacaksın. Yani bir kere, mesela bu ayetin devamı da vardır. Onu da bir açar mısın? وَلَا تَجْعَلُ اللّٰهِ yok. وَلَا تَجْعَلُ اللّٰهِ وَلَا يَجْعَلُ مَا اللّٰهِ اِلٰهًا آخَرًا. Değil. Şimdi ayet-i kerime şeydi de hemen şimdi çıkaramadım. Buradan bulayım. İsra suresinde. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى عُنُقِكَ yani elini diyor boynuna bağlı kal, bırakma. Bu Araplarda bir tabir. Bizde de cebinde akrep olmasın derler değil mi? Öyle yapma. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْتِ biz bütün de öyle elini açma. Sana mı bir şey kalsın? فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا bu defa kendine harcayacak bir şey kalmaz. Ah keşke yapmasaydın dersin. Böyle şey yaparsın, şaşkın kalırsın, yapacağın hiçbir şey kalmaz. Yani kendi ayaklarının üzerine bir kere duracaksın. O önemli. Yapacağın harcama da artan kısımdan, fazla kısımdan olacak. Şimdi لَا يَسْتَغِي مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ mesela en sağlam harcama da Allah'ın dininin yayılması için yapılan harcamadır. Allah'ın dininin yayılması için yapılan harcama, bir kere şunu çok iyi kavrayalım. Bizde din kelimesi maalesef batılı kavramda, batılı anlamda anlaşılıyor. Yani din dediğiniz zaman insanla Allah ilişkileri şeklinde düşünülüyor. Halbuki din hayatın bütün safhaları içerisine alır. Dine yapılan harcama topluma yapılan harcamadır. Tüm insanlığa yapılan harcamadır. Çünkü bu din fıtrattır. Her şeyin doğal, yani bugün doğallık dedikleri şey, her şeyin o tabii haline, doğal haline dönmesi için yapılan çalışmadır. Kimse kimseye zulmetmesin, kimse kimsenin hakkını yemesin, işte herkes huzur içerisinde olsun, güven içerisinde olsun. Şimdi orada, o yolda bir harcama yaparsanız, mesela Mekke'de Müslümanlar orada yaşama imkanı bulamadılar, Medine'ye kaçtılar. Yani göç etmek çok lüks bir şey, onlar kaçtılar çünkü öldürülmekten korkuyorlardı. Ama Medine'ye vardıkları zaman bunlar Medine'nin hakimleri oldular. Ve çok kısa süre içerisinde geniş servetler bunların eline geçti. Yani dine harcama aslında maddi olarak da çok kazançlı bir iştir.
İnsanı hem dünyasını kazandırır hem ahiretini kazandırır. Ama Allahü Teala diyor ki لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ. Mekke'nin fethinden sonra harcayanla ve katil, Mekke fethedilmeden önce savaşanla, harcama yapanla, ondan sonra harcama yapan biri olmaz. Çünkü o zamana kadar herkes Müslümanları tukaka ediyordu. Ondan sonra artık ciddi bir varlık olarak ortaya çıktılar. Şimdi bir hizmetin başında herkes kaçar. Başında sizden herkes kaçar. Yavaş yavaş maya tutmaya başladığı zaman insanlar etrafınıza toparlaşır. Şahsiyetinizi ispatladınız mı zaten herkes size yönelir. O zamana kadar sizi destekleyen, ondan sonra destekleyen aynı sevabı almaz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de işte şuraya kadar okuduğumuz ayetlerdeki harcamalarda Müslümanlara harcayın diye bir ifade kullanılmadı, değil mi? Şeyde zekatlarla ilgili ayet-i kerimede de Müslüman kelimesi geçmez. Ne diyor? İnnemes sadakatu lil fukara. Fakirler içindir, değil mi? Şimdi siz bütün insanlara Allah'ın dinini anlatıyorsanız, bütün insanlara da iyi yaklaşım içerisinde olmalısınız. Yani sen gel Müslüman ol, ondan sonra karnını doyurayım derse, adam ebediyen Müslümanlığı kendi gündeminden atar. Yanlışlıklar çok yani, her defasında ortaya çıkıyor. Ha, şu çok tabiidir. Sen ilk önce en yakınlarından başlarsın harcamaya. Sen Müslüman da senin yakınındır. Elbette ki bir Müslüman varken öbürünü harcam. Ama öbürünün durumu daha kötüyse, Müslüman durumu nispeten daha iyiyse onu harcarsın. Yani insani ilişkiler önemlidir. Onunla iyi insani ilişkiler içerisinde olacaksın ki bir kelime söyleme hakkın olsun, değil mi? Tabi orada özellikle onlara Allah yolunda kendileri mahsur kalmış, yani hizmet, İslam'a hizmet yapıp da başka işle meşgul olmayanlara özellikle yardımcı olmak lazım. Mesela şimdi diyelim ki şu içinde bulunduğunuz kurum, burada 10 kişi pazarın dışında her gün gece gündüz çalışıyor. Şimdi bunların çalışması onlara bir tek kuruş kazandırmaz. Öyleyse bu çalışmaya ihtiyaç varsa, yani buna ihtiyaç duyuluyorsa, buna yardımcı da olmak her Müslümanın vazifesidir. Evet. Her Müslümanın vazifesi. İşte Cenab-ı Hak orada lil fukara illezine uhsiru fi sebilillah. Tabii. Özellikle bize düşüyor. Tabii. Tabii. En yakın olanlara daha fazla düşer. Elbette öyledir. Çünkü onları en iyi tanıyan, en yakın olanlardır. Öbürleri fazla tanıyamaz ki. Şimdi o tabii özellikle onlara yardım yapılmasının önemini Cenab-ı Hak orada vurguluyor. Muhtaç insanlar. لَا يَسْتَطِعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ diyor. Yeryüzünde gidip çalışma imkanları yok. Yani gitsin falan yerde çalışsın, para kazansın dersek o zaman bu işler aksar. O zaman ne yapacak? Bunların masrafını da Müslümanlar karşılamak zorunda olacaklar. Muhtaç ol. Zenginse, hayır, zenginse niye olsun canım? Zenginse niye olsun? Tabii. Mesela burada bana yardım hiçbir zaman için düşmez. Ben çünkü yardım yapması gereken bir noktadayım Allah'a şükür. Maddi olarak. Yani şimdi ben burada ilimle meşgul oluyorum diye insanların bana yardım yapmasına lüzum yok. Cenab-ı Hak bana zaten fazlasıyla vermiş. Lüzum yok. Ama geliri olmayan bir insan olsam bana da yardım yapılması gerekir, değil mi? Çocuk bile okuyor. Yukarı namaz kılıyor.
oraya Allah yolunda fakir olmuş gibi. Peki adam acından ölüyor fakir. Şöyle bir sürü fakir var. Bütün zekat o topluyor her şeyi. Bir sürü yapıyor. Ya her yerde yanlış yapanlar olur. Kötü örnek örnek olmuş. Efendim? Manevi yönü. Maddi yönünden bahsettim. Bir de manevi yönü. Ne gibi yani? Ya herkes tabii herkes kendi şimdi bu buradaki infaklar tamamen maddi infak. Tamamen maddidir. Öbürüne infak demezler, tebliğ derler. Anlatma, o kelimeler farklıdır orada. Ulaike a'zamu dereceten minellezine enfaku min ba'du ve katelu. Evet, bu daha önce harcama yapanlar Mekke'nin fethinden sonra harcama yapanlardan daha çok derece bakımından daha büyüktür. Çünkü onlar çok zor zamanda harcamışlardır. Belli tarafta işler artık yürümeye başlamış, gelirler artmaya başlamış, o zaman harcamışlardır. Ama ve kullen va'adallahu'l husna, Allah eskiden harcayana da şimdi harcayana da en güzel karşılığı vaat etmiştir. Yani herkes kendi yaptığının, yaptığı en güzel davranışın karşılığı gibi karşılık alacaktır. Yani siz bir iyilik yaparsanız Allah onu 10 katına, 700 katına ve daha fazlasına çevirerek size çok daha güzeliyle verecektir. Vallahu bima ta'maluna habir. Allahu Teala ne yaptığınızdan haberdardır. Men zellezî yuqridullâhe kardan hasenâ. Kim o? Allah için bir karz-ı hasen versin. Allah için borç versin. Niye borç? Birisine borç verirsiniz, o borcu bir süre kullanır, tekrar iade eder. İşte siz Allah rızası için bir yere yardım yaptığınız zaman, o yardım bir müddet sonra size tekrar geri döneceği için, Allah'a borç vermiş gibi oluyorsunuz. Yani birisine yardım yapıyorsunuz, siz bir bakın kendi hayatınızda, ben bunu çok denemişimdir kendi hayatımda. Allah'a şükür bizim çocuklar da hepsi de buna alışmış vaziyettedirler. Yani böyle bir hayır hasenat yaptığınız zaman takip edin, mutlaka onun birkaç katı size döner. Mutlaka döner. Ama tabii hemen dönmez elbette. Ama mutlaka döner. Onun için en kazançlı yatırım. En kazançlı yatırım. Şimdi mesela bir şey de hiç unutmuyorum, belki daha önce de anlatmışımdır. İstanbul Müftülüğü'ne ilk geldim. 76 mıydı, 77 miydi bu dediğim olayın şeyi. Çay içiliyor, çok sayıda misafir gelip gidiyor. Baktım ki arkadaşların maaşları o çay parasını vermede onlara zorluk şey yapıyor. Yani yetmiyor güçleri. Çaycıya dedim ki bütün masrafları ben karşılayacağım. Sen kimseden çay parası alma. Yalnız memurlardan 1 lira al sembolik olarak. O da israf etmesinler diye. Çünkü zaten memurların fazla bir misafiri olmuyor. Müftü yardımcıların akşama kadar dolup dolup boşanıyor. Çay parasını da cebine verdim, bütün maaş gidiyor çaya. Neyse, böyle ödüyoruz, şey yapıyoruz. Memurlar aşağıdan şey yapmışlar. Çaycıya itiraz etmişler, bizden ne para almayacaksın? Çay demiş ki, vallahi ben bu paraları hocadan alıyorum demiş yani. Benim için hava hoş, hocaya söylerim yani, öyle dese öyle olsun. Şimdi geldi bana, ben de kızdım, herkesten para al dedim bundan sonra. Sen misin öyle diye, bizim gelirler bir kesildi. Bıçak gibi kesildi. Vay, öyle bir kötü duruma düştüm ki, bir daha böyle bir şey yapar mısın? Hemen çok birkaç gün sonra tekrar başlattım aynı şeyi. Baktım işler çok kötüye gidiyor. Elhamdülillah. Hakikaten Cenab-ı Hak gösteriyor bunu.
Siz zannediyorsunuz ki kendinizden harcadınız. Öyle zannediyorsunuz. Şimdi o da sizi Cenab-ı Hak vasıta yapıyor ya. Zannediyorsunuz ki ben harcadım. Hiç bilmediğiniz yerlerden, tahmin etmediğiniz yerlerden o gelir geliyor. Yani canlı yayındayız, çok kısa söyleyecek. En önüne gün görene kadar aklımızda kalsın dedik. Ya Rabbim parayı nasıl verdim? Dönüyoruz, bir fakir bir şey oldu, adam yedi falan lazım. Arkadaş çıkardı, 10 milyon verdi adama. Verdi, ertesi gün bana telefon açtı. Konferansı kadarında da iyiliği yaptığımız zaman ya o gün ya birkaç gün içinde muhakkak mükafatını katladı diyorsunuz. 10 milyon verdi adama. Ertesi gün beni aradı, iş yerinden 500 milyon ikramı verdi. Evet. Öyledir. Yani Cenab-ı Hak hakikaten verir. Yani bu Allah-u Teala'ya güvenmek lazım, inanmak lazım ama saçıp savurmamak da lazım. Yani hayır hasenat yaparken de hesabınızı, kitabınızı doğru yapıp altından çıkamayacağınız işe de girmemeniz lazım. Ha ben bu işin altından kalkabilirim dediğiniz zaman onu şey yapmak lazım. Yani hayırda da gösterişe gerek yok. Orada da orta yolda. Orta yolda devam etmek lazım. Onun için Cenab-ı Hak ne diyor? مَنْ ذَلَّذ۪ي يُغْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ Kim o Allah'a güzel bir borç veriyor? Allah da onu katlayarak ona iade etsin. وَلَهُ اَجْرٌ كَرِيمٌ Onun için çok değerli bir ücret de vardır. Ayrıca bir ücreti de vardır diyor. Bir kere o yardımı yaptığınız an gönlünüz huzur dolar. O gönül huzurunu hiç parayla alamazsınız. Hiçbir şeyle alamazsınız. Ondan sonra da farkına varmadığınız şekilde işlerinizde bir rahatlama olur. Şimdi mesela çok insanlar darlık çekmez değil, çeker. Çünkü Allah imtihan edecektir. Fakat siz eğer hayır hasenat yapıyorsanız o en zor zamanınızda bile yağmasa bile çisenti olur. Yani kurumaz sizin bahçeniz. Yağmur olmamış olabilir ama tepe üstündeki bir bahçe gibi gidersiniz ki çisenti var orada. Bahçeniz kurumaz. Allah-u Teala mutlaka yani hem imtihandan geçersiniz hem de o imtihandan rahat geçersiniz. Çünkü siz başkalarının sıkıntı çekmesini istemediğiniz için Allah-u Teala size sıkıntıyı hissettirmez. Hayır hasenat yapan insanlar bunun zevkini her hayatlarının her noktasında yaşar. Yapmayanlar da sıkıntısını yaşar. Evet. Şimdi burada bitiriyoruz. Namazımızı kılıyoruz. El-Fatiha.